Şimdi Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da birbirlerini yenmek çok önemli. Yani eskiden daha farklıydı. Mesela bir Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray için kongreye gidilebilirdi. Keza Fenerbahçe yenilse Fenerbahçe çok tarihte var bunlar örnekleri. Fenerbahçe Galatasaray ilgisinden kongreye gitti. Hatta maçlara öyle bakarlardı ya başkanınız da yollarız bu hafta. Yani kongreye gidilir. Onu da yollarız diye bakılırdı. Tabii Ali Koç'un bugüne kadar Fenerbahçe'de ben 11 tane başkanla çalıştım. Muhabirlik döneminden. Hatta geçen gün bunu tweette paylaştım. Bir tanesi yazmış bana. Ya sen 150 yaşında mısın ya diyor. <laughs> Halbuki eskiden Fenerbahçe'de 6 ayda bir kongre olurdu. 6 ayda bir kongre olduğu için biz de tabii 11 tane başkan gördük. Bir Sayın Aziz Yıldırım 20 yıl durdu. Şimdi de Sayın Ali Koç'un 4. senesi. <laughs> Ondan önce uzun başkan Alişen bile 2 yıl kaldı. Bir de 1,5 bir yıl kaldı. Şimdi burada sınırsız bir yetkiyle geldi, krediyle geldi Sayın Ali Koç. Ama Galatasaray mağlubiyeti olsaydı bakın devre arasında ki bunu arkadaşlarımla da paylaştığını biliyorum. Fenerbahçe'de bir olağanüstü kongreye gider Ali Koç bir güven oy isterdi. Yani duramazdı. Çünkü hem Perere'yi göndermek zorunda kalırdı hem kendi güven tazelemek isterdi. Belki de çok çok kızar bırakırdı bu işi. Çünkü Galatasaray mağlubiyeti Fenerbahçe'nin artık her şeye havlu atması demekti bu sene. Ama şimdi tam tersi oldu. Artık Fenerbahçe bana göre Trabzonspor'un şampiyonluktaki en ciddi rakibi oldu bugünkü galibiyetle. Galatasaray çok mu başarısızdı bugün sizce? Başarısız. Hı hı. Ama bu oyuncu kalitesiyle ilgili. Yani gençler var, geleceğin takımı diyorlar. Tamam Keremler, Haliller, genç oyuncular var. Ama bugünkü şartlarda Fenerbahçe ile baş edecek bir takım değildi bence. Fatih Terim'in şanssızlığı şuydu ya bundan önceki maçlarda böyle maceralara girdi. Yani mesela Mesut hiç oynatmadı. İrfan Can'ı oynatmadı. Sosa'yı oynatmadı. Ama bugün başkanın diyorum patronun fırçasıyla aklını başına al hep beraber gidiyoruz ya da gidiyorsun dedikten sonra top tekniği yüksek kaliteli oyuncuları bir arada oynattı. İlk defa bu da Fatih Terim'e denk geldi. Çünkü hikaye bu. Kadroyu Ali Koç mu belirledi o zaman? Şimdi bakın geçmişte e, Fenerbahçe'de başkanlar kadro yapar ciddi şekilde müdahale ederler. Takım yaparlar. Kim yapar? Aziz Yıldırım yapar. Alişen yüzde yüz yapar. Yani teknik direktör gibi kadro yapar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aşağıdan kağıt uzatıyor. Ne <laughs> Murat diyor? Bey diyor ki son pozisyon sırasında telefonuyla ilgileniyordu. Görmemiş herhalde diyor sizin için. Yok. Espri mi yapıyor yoksa ciddi mi? Olabilir. Ben tekrarını verdi pozisyonun. Defalarca izledik. Tamam o anda telefona bakıyor olabilirim. Orada ben yazı da yazıyordum yani. Fanatik gazetesine yazımı da yetiştirmeye çalışıyordum ama programın defalarca tek, tekrarını verdi. O inanmadı oğlunu aradı. Biz arkadaşlarla beraber söylüyorduk. Kendi de ne yaptığını bilemedi. Gitti oğlunu aradı. Oğlum ne diyorsun pozisyona dedi. Bilmiyorum diğer akrabalarını oğlum aradı. Oğlum ne dedi? Diğer akrabalarını da aradı. Diğer <laughs> akrabalarını aradı. Belki de şu anda arıyordur. Buradan ses alamıyoruz ya. Belki de akrabalarını aradı. Ben kimseyi aramadım. Bence. <gülüyor>, Gülüyor. Gülüyor şu an. Evet o... Ali Koç. Tak, evet. Ali Koç... <laughs> e, Ali Şen'le Aziz Yıldırım takım yapardı. Hatta Fenerbahçe'nin 96 yılındaki şampiyonluğunda maça çıkarken kadroyu Alişen yapmıştır. yapmıştır. Perere hem de Brezilya milli takım teknik direktörü olmasına rağmen bunu kendi anlattı bize. Şansal büyük da şahit beraber. Ee, Ali Koç takım yapmaz ama Ali Koç Mesut'u oynatacaksın Perere'ye beyefendi dedi. Hmm. Çünkü Mesut'u aldığı günde başkan şu açıklamayı yaptı kamuoyuna. Biz... Mesut'un üzerine bir takım oluşturacağız. Bu dünya yıldızı ya bu tartışılmaz ki Mesut Özil. Onun için Mesut'u oynattı, diğerlerini de oynattı. Mesela şunu düşünüyorum. Eğer Gustavo sakat olmasaydı, Sosa'yı tercih eder miydi? O zaman bu galibiyet gelir miydi? Çünkü hep tercihi de Gustavo'dan yana oluyor. Sosa'yı da oynatmıyordu. Bugün mecburiyetten Sosa oynadı. Hı Patron böyle istiyor, mutlu son istiyor diye Mesut'u oynattı. Bundan sonra da Oynatmamazlık yapamazsın.